bu özel güne hep birlikte olmak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak, 100 yıl öncesinde bu tarihlerde ne yazık ki işgal altında bir İstanbul'da ve hemen bu sahilde bulunan işgal kuvvetlerinin gemileri, Boğaz çevreleyen işgal kuvvetlerinin güçleri ne yazık ki 100 yıl önce böylesi bir İstanbul'dan 100 yıl sonra özgür, halkımızın özgürce yaşadığı, dünyaya örnek olmasını arzu ettiğimiz bir kentte bilince ve yüksek iradeye sahip milletimizle 30 Ağustos'u kutlamanın keyfini, gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki bağımsız bir cumhuriyetin yurttaşlarıyız ve bir aradayız. Milletçe bir aradayız. 85 milyon insanımızla kendimize güvenimiz tam, enerjimiz yüksek, vatan sevgimizin kesinlikle sınırı yok. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin kıymetini biliyoruz. Yurtta barış, dünyada barış diyerek kazandık bu zaferi. Dünyada başka bir örneği yok. Bağımsızlığı kazanmanın kıymetini elbette biliyorduk. Kimseye düşmanlık etmeyiz. Ama kimsenin düşmanlığına karşı da boyun eğmeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıyız. Bizler millet olarak devletimizi, cumhuriyetimizi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Bağımsızlığımızı, birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlayan ne varsa, gelecek güzel günler için ümidimizi diri tutan ne varsa, bu topraklar üzerinde başı dik, gözü pek olmamızı sağlayan ne varsa hepsini, ama hepsini 30 Ağustos Zafer Günü'ne borçluyuz. Peki 30 Ağustos Zaferi'ni kimlere borçluyuz? Bu soruyu doğru bir şekilde cevaplayamazsak kesinlikle nerede olduğumuzu anlayamayız. Yönümüzü kaybederiz ve hedefimizden şaşarız. 30 Ağustos zaferini ya istiklal ya ölüm diyerek ayağa kalkan bu aziz millete borçluyuz. Vatanı uğruna hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölüme gidebilen Anadolu'nun yiğit kadınlarına, yiğit erkeklerine borçluyuz. Onlar hepinizin dedeleri, nineleri. 30 Ağustos zaferini, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır diyerek o kutlu yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bu millete ve Atatürk'ümüze çok şey borçluyuz. Ama bu borcu ödemek inanın hiç de zor değil. Yapmamız gerekenler aslında belli. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok dikkat etmeli ve bu bildiğimiz yoldan şaşmamalıyız. Peki onlar neler? Özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkacağız.
laikliğe ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacağız. Adalete, eşitliğe ve milletimizin kardeşliğine sahip çıkacağız. Allah aşkına sizlere soruyorum, içinizden düşünün. Zor mu bunu başarmak? Cumhuriyete sahip çıkmak zor mu? Demokrasiye sahip çıkmak zor mu? Adalete, eşitliğe, kardeşliğe sahip çıkmak zor mu? Kesinlikle zor değil. Kesinlikle ve kesinlikle zor değil. Daha önce hep birlikte yaptık. Genlerimizde var. Karakterimizde var. Bugün bu ülkenin huzuru ve milletin kardeşliği üzerine düşürülmüş bütün kötülüklerden hep birlikte kurtulacağız. Yine yaparız. Hep birlikte yapacağız. Hiç kuşku duymayın. Millet iradesinin üzerine düşürülmüş kara gölgeler olabilir. Şirazesinden çıkmış, değerlerini, kutsallarını kaybetmiş bir avuç insanın yol açtığı gölgeler olabilir. Çelişkiler yaratılıyor olabilir. Vatandaşlarımızı aldatmaya çalışan bir kısım insanın hayret verici çabaları olabilir. Ama endişeniz olmasın. Az kaldı, hatta çok az kaldı. Sayılı günler kaldı. Sizlerin azmiyle, inancıyla, ortak çabasıyla Türkiye'miz gölgesiz, güneşli, aydınlık bir sabaha uyanacak. Az kaldı. Barış içerisinde, huzur içerisinde, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşadığımız bir ülkede egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu, dünyaya demokrasiyi en güzel şekilde gösterildiği bir ülkede her bir yurttaşımızın kendini özgür, güvende, mutlu ve geleceğe umutla bakacağı bir dönemde hep birlikte olacağız. Az kaldı. Hep birlikte başaracağız. Ve göreceksiniz, bazı duyguları öyle teminat altına alacağız ki milletimizden daha büyük ve daha değerli artık hiç kimse kendini göremeyecek. Milletimizin önünde her yönetici saygıyla eğilecek. Ve hakimiyet gerçekten ama gerçekten ilelebet kayıtsız şartsız milletin olacak. Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayabilmenin ve o güzel günleri bize göstermek için hayatını feda edenlerin, atalarımızın mirası olan bu güzel yurdu hep birlikte kardeşlik yurduna dönüştüreceğiz. Sözümüz söz, andımız and olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hepinizin huzurunda hep birlikte hissediyor ve söz veriyoruz ki herkes üzerine düşen görevi yerine getirecek ve milletimiz kazanacak. 2023 100. yılını kutladığımız 30 Ağustos'tan 100. yılına yürüdüğümüz cumhuriyetimizde buluşmadan hemen önce her şey çok güzel olacak. Milletimizin şanlı zaferi 30 Ağustos, milletimizin şanlı bayramı 30 Ağustos kutlu olsun. Bu güzel yürüyüşümüz çok değerli. Çünkü artık zaferlerin
şekli değişti. Önümüzdeki 100 yılda, geçtiğimiz 100 yıl öncesinde verilen bağımsızlık mücadelesinin yerine hep birlikte aklın ve bilimin hakim olduğu kültürde, sanatta, edebiyatta, bilimde, teknolojide, dijital dünyanın gereklerini yerine getiren, en üstün icatları başaran yeni bir düzende neslin ortaya koyacağı marifetlerle yeni zaferler kazanacak milletimiz. Bu duygularla sizlerle beraber olmanın, bu güzel İstanbul'da 30 Ağustos'un 100. yılını kutlamanın keyfini ve gururunu yaşayan 16 milyonun belediye başkanı olarak tekrar ifade ediyorum ki 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.